İyi akşamlar. EkoTürk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Bu hafta Merkez Bankalarının haftası. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Perşembe günü toplanacak ve muhtemelen politika faizine dokunmayacak, pas geçecek diye düşünülüyor. Bazı yorumlar var politika faizinin artırılacağına dair ama bu yorumların çok fazla gerçekçi olmadığını söyleyebiliriz. Pas geçme ihtimali çok kuvvetle muhtemel gibi gözüküyor. Amerikan ve Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Rusya Merkez Bankası'ndan da keza kararlar gelecek. Bütün bunları bekliyoruz. Avrupa ve Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz artışları gelecek. Rusya Merkez Bankası'nın bir miktar 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi söz konusu. Çin Merkez Bankası'nın şu anda nasıl bir adım atacağı çok fazla bilinmiyor. Bugün ağırlıklı olarak merkez bankaları üzerinde duracağız. Ama bugün Ahmet Mergen günü ve ana haberin başından sonuna Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde konuşmaya çalışacağız. Günün en önemli haberi konut piyasasından geliyor. Konutta Haziran ayı rakamları açıklandı. Haziran ayında konutta %11.8'lik bir yükseliş söz konusu. Bu son 9 ayın en düşük konut rakamını işaret ediyor. Yaklaşık 150 bin civarında konutun satıldığını söyleyebiliriz. Bu haberin kötü kısmı ama iyi kısmı yabancıya satışta bir rekor kırıldı. Yabancıya satışta ilk kez %5'in üzerine çıkıldı. %5.7'lik bir artış söz konusu. Yabancıya yapılan konut satışında Ruslar ilk sırada, İranlılar ikinci sırada, Iraklılar da üçüncü sırada yer alıyor. Konut rakamlarını son seansta Ahmet Büyükduman'la konuşmaya çalışacağız. İstanbul Sanayi Odası'nın ikinci 500 sanayi kuruluşuyla ilgili istatistiği rakamlara açıklandı ve rakamlara baktığımızda İstanbul Sanayi Odası'nın ikinci 500 sanayi şirketlerinde borçlanma yapısının bir hayli bozulduğu görülüyor. Hem borçlanmanın kalitesinde bozukluk var, hem borçlanmanın süresinde. Borçlanma süreleri yavaşlıyor, geriye doğru çekiliyor, kısalıyor. Bu arada borçlanmanın kalitesinde de problemler ortaya çıkıyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, rakamlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ISO 2500'de işletme faaliyetlerinin giderek daha fazla borçlanma ağırlıklı olarak finanse edildiğini görüyoruz. Asıl önemlisi de borcun vade yapısında gözle görülür bir kısalmanın olması diyor. Kısa vadeli borçlanma şirketler açısından alarm işaretlerinin verildiği anlamına geliyor. Avrupa Birliği Euro bölgesinde enflasyon yeni bir rekor kırdı. %8.1 olan enflasyon 8.6'ya kadar çıktı. Bu verilerin ölçülmeye başlandığı 1997 yılından bu yana en yüksek rakama işaret ediyor. Son 25 yılın en yüksek enflasyonundan bahsediyoruz. Bu yüzden de Avrupa Merkez Bankası'nın ilk toplantısında 50 baz puan, minimum 25 baz puan ama maksimum da 50 hatta 75 baz puanlık bir faiz artışı yapması da gündemde olabilir. Şu andaki öngörüler 25 baz puanlık bir faiz artışının yapılacağı yönünde. Avrupa kuzey akımdan umudunu kesti. Artık bundan böyle Rusya'yla yeni pazarlık süreci başlayacak. Bu yeni pazarlık sürecinde Rusya ikna edilebilirse, yaptırımlar kaldırılabilirse, Rusya çözüme yanaşabilirse belki kışa girmeden yeni bir doğalgaz kontratı imzalanabilir Avrupa ile Rusya arasında. Ancak şu anda görünen durum böyle çok parlak değil. Dünya Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın şimdiden gaz stokları yapması gerektiğini söyledi. Ama gaz stokları bugünden yarına yapılabilecek gibi değil. Zira uzun vadeli çalışmaları gerektiriyor. Ama yine de mümkün olabildiğince yüksek gaz stokuyla kışa girilmesini tavsiye etti Fatih Birol. Eğer Rusya gaz akımını bir miktar daha azaltırsa bu Çekya'da, Macaristan'da, Slovakya'da ve İtalya'da yaklaşık %5'in üzerinde bir resesyon ihtimalini doğurabilir. Son haberimiz dünya teknoloji devlerinden Apple'da yavaş yavaş kemerleri sıkmaya başladı ya da frene bastı. Apple hem iş alımları yavaşlattı hem de bütçelerinde bir takım oynamaları giderek küçültmeye başladı. Bu akıma daha önce bildiğiniz gibi Google, Amazon, Tesla
ve Metaverse katılmıştı. Oralarda da benzeri durumlar var. Bu şu anlama geliyor. Teknoloji devleri açısından da zor bir dönemin eşiğindeyiz. Amerikan Merkez Bankası'ndan gelecek faiz artışları da bu eşiğin bir miktar daha yukarı doğru çıkmasına yol açabilir. Evet, bugün Ahmet Mergen günü. Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde konuşacağız ama henüz piyasaları kapatmadık. Borsanın kapanmasına yaklaşık 3,5-4 dakika kadar bir zaman var. Bu zaman diliminde bazı şeyleri konuşacağız. Bir küçük özet alacağız Ahmet Mergen'den. Konut piyasasından gelen rakamlara bakmak lazım. Konut piyasasında belki de son yılların en düşük Haziran rakamıyla karşı karşıyayız. Çünkü Haziran, Temmuz, Ağustos bizde konutta canlanmanın ve coşkunun arttığı aylar olarak biliniyor. Hatta geride bıraktığımız yıllarda, Temmuz aylarında tüm zamanların rekorlarını kırdığımız zamanlar olmuştu. Ağustos'ta da keza tüm zamanların rekorlarının kırıldığı aylar olmuştu. Haziran'da da bunları gördük ama bu yılın Haziran ayı maalesef istenildiği gibi geçmiyor. Haziran'da sadece 150 bin civarında konut sattık. Bu da bir önceki yılın Haziran ayına göre %11,7'lik bir artış anlamına geliyor. Bu haberin kötü tarafı, iyi tarafını da söyleyelim. Tabii iyi tarafı da var haberin. Yabancıya konut satışında artış var. İlk defa yabancıya konutta toplam pasta içindeki pay %5'in üzerine çıktı. %5,7 tam rakamı söylemek gerekirse. Elbette yabancıya yapılan konut satışlarının büyük ölçüde vatandaşlık koşuluna bağlı olarak gerçekleştiğini biliyoruz. Bunun da olumlu olumsuz yanları olduğunu biliyoruz. Daha doğrusu bu konuda tartışmalar var. Bütün bunlarla ilgili olarak bakalım Ahmet Mergen bize konutta neden bu kadar sert bir fren yapıldı diye soruyoruz. Yani mantıken düşünürsek, şimdi tabii fiyatlar biraz hızlandı. Yani ilk önce gayrimenkul sektöründe yukarıya gitti. Geçen Eylül'den beri rakamlar. Piyasa enflasyonun yukarı yönde hızla gideceğini sezdi. İlk önce gayrimenkule girdi. Yani ev aldılar, arsa aldılar. Ondan sonra dövize, altına falan dönüldü. En sonunda arabalar, işte büyük şirketlerin bilgisayarları falan filan derken bir arada BIST 100'e uğrandı. Piyasaya geldi. Orada da fiyatlar gitti. Şimdi yani fiyatların yukarı yönde gidişine ev almak isteyenlerin maaşları veya gelirleri aynı şekilde gitmedi. Gitmez de zaten. Yani bizim ülkede maaşlara zam falan filan şunlar bunlar yapılır da bir ülkenin %43'ü 44'ü çalışan kütlenin asgari ücretle çalışıyorsa bu insanların da tabii ki ev almayı durumu giderek zorlaştı yükselen ev fiyatları dolayısıyla. Yani bir nevi arz talep arasındaki denge, yani öyle bir noktaya erişildi ki maalesef artık ya ben bunu yapamam, bu kadar parayı denkleştiremem. Yani talep tarafı bence biraz azalmaya başlıyor olabilir. Ha, şimdi asgari ücrete ve diğer tarafta maaşla çalışanlara, serbest sektör de olacak tabii ki, zamlar falan yapılmaya başlanacak. O belki biraz daha insanları cesaretlendirebilir. Ama evet, onun dışında tabii lafını balla kestim. Bir borsayı kapatalım. Sonra tekrar size döneceğiz. Borsa İstanbul'a bakıyoruz.
Evet, korkulan olmadı. Düne göre daha iyi bir kapanış yaptık. %2.07'lik bir artış var Borsa İstanbul'da ve 2501 puanın üzerine çıkmış durumdayız. 2400 puanda büyük bir destek seviyesi vardı. Bu destek seviyesi kırıldığı takdirde çok aşağılarda bir seviye oluşabilirdi. 2200'ler gözüküyordu oradan ama 2400'ün üzerinde tutunmayı başardığı için bugün kendini 2501'e attı. Muhtemelen yarın da bu eğilimin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Elbette gelişmeleri öngörmemiz şu anda çok fazla mümkün değil. Ne diyorsunuz Ahmet Mergen kapanış rakamlarıyla ilgili? Şimdi dün iyi bir hareket oldu. Dünkü hareket sonrası biraz kar satışı gelebilirdi. Yani evet. Dün 65 puana yakın 6000 puanın üzerinde bir çıkış. Ona bir kar satışının gelmesi beklenebilirdi. Biraz durgun başladı. Ama sonrasında tekrar hız kazandı. Yukarı yönde bilhassa akbanklar, işte bankalar, garanti falan derken, yani banka endeksi biraz kıpırdandığı zaman şöyle ortalık biraz sarsılıyor tabii. Yukarı yönde hareketlilik gelişiyor. Tam ortalamanın olduğu yerdeydi endeks olarak. 2450 seviyesiydi. Orayı aştı. Orayı aşınca hedef 2500'ün üstü. Şimdi oraya da geldik. Ekrana bakıldığında bizim sol tarafta her ne kadar yeşil renkli 50 günlük ortalamanın üstünde de olsa 2346'da bir dip yaptık. Oradan 2685'e kadar gitmiştik. Sonra sert satışlarla tekrar 2359'a indik. Orada 3 tane rakam var. Biz buna TOBO diyoruz. Yani bir anlamda üçlü dip. Evet. Ters omuz baş omuz görünümü diyoruz teknik olarak. Ve bunun boyun çizgisi, yani 2500'deki o civardaki boyun çizgisi geçilirse yukarı yönde 2600-2650'ye doğru bir hareketlenmeyi tetikleyebilir. Yaşanan 3 aşağı 5 yukarı bu. Fiyat endeks olarak fiyat ortalamaların üzerinde kaldığı sürece akım hala yukarı yönde gelişiyor diye farz edilir. Ortalamaların üzerine çıkan bir fiyat hareketi aynı yönde yoluna devam eder. Tıpkı ortalamaların altına inen fiyatta aynı şekilde aşağı yönde devam edeceği varsayımı gibi. Ortalamalar bir nevi maliyettir. Nasıl hesaplanıyor? Her gün bir kapanış oluyor. Tabii. Sabah hurra diye başlıyoruz. Akşam patır kütür falan bitiriyoruz saat 18-18.10'da. Bir kapanış oluyor. Eğer kapanış düne göre, dünkü fiyatlara göre endeks olarak yukarıda kapatıyorsa bu alımın geldiğini ifade eder. Sabah 5 lirayla başlayan domatesin fiyatı 6 lirada bitiyorsa akşam buna alış geldi demektir. Gerçi 5 liraya domatesi bulursan tabii, git tonlarca al da. Evet. Şimdi artık 25 liraya 20 liraya minimum domates alınıyor. Yani çiftçinin ek yerinde alınabilir. Onları da düzenlemek lazım da onlar biraz daha derin konular. Doğru. Burada da şu anda görüntü itibarıyla 2600'e doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. Evet. Dolar da yukarı gitti. Bir de o var. Dolar artık 17 lira 30 kuruşta değil. Bugün gördüğüm kadarıyla 17.60'a doğru gidiyordu. Evet, maalesef. Bu da yuvarlak. Yuvarlana sallan yuvarlan yukarı doğru tırmanacak. Bundan kaçış yok ki. Bir ülkenin enflasyonu ile öteki ülkenin enflasyonu arasında şu anda dağlar kadar fark varken İki ülkenin para birimi aynı yerde uzun süre sabit kalamaz ki, doğasına aykırı. En basit yani bakkal hesabı yapsanız bile. Onun için önemli olan fiyatın yukarı gitmesi değil. Belirtildiği gibi, yetkili şahıslar da belirtildi. Hareketliliğin az olması. Çok fazla böyle inişli çıkışlı olmadığı sürece piyasa bunu hazmedebiliyor. Yukarı doğru yavaş yavaş giden bir dolarda burası da mecburen tepki veriyor. Yani evet, dolara bağlı olarak hani endeksi efendim değerlendirmek yanlıştı, şuydu buydu bir sürü fikir var ama neye göre değerlendireceğiz? Yani adam 2013 senesinde 100 bin dolar parasını bozdurup Halkbank almış. Evet. Bugün aynı lotları satsa 3 bin dolar parası var. Ne oldu? Para mı kazandı bu adam şimdi 10 senede? 2013'ten 2022'ye gelmiş, 9 senede adamın parası 9'da 1'e, 30'da 1'e inmiş. Evet. Onun için bir şeye karşı değerlendirme yapmak lazım. Dolar değilse altına, altın değilse faize.
veya tüfe, üfe, neyse. Ona göre yani paranın gerçek değeri kayboluyor mu, kaybolmuyor. Önemli olan mesele bu. İnsanlar yatırım yaparken bugünkü parasıyla yaptığı yatırımı 10 sene sonra ne elde ederse ona bakar. Onun present value yani bugünkü değerini bir hesaplar. Parayı ona göre değerlendir yatırımını. Kazandık mı, kazanmadık mı? Boşa mı yoksa kürek salladık, çabaya sarf ettik diye. Şimdilik durumu idare ediyor gibiyiz. Peki. Yukarı yönde hareket devam ediyor. 2350'de iki tane dip oluştu, büyük dip. 2350'nin altı korkulu rüya olur. Şu anda oradan gene kapıdan döndük. Yani 8'e say kadar saydı boksör, hakem. Boksör kalktı ayağa. Knockout olmadı. Şu anda tekrar savaşa devam ediyoruz. Dinlendik biraz. 3 dakikalık savaş bitti. Evet. Ringde. Şimdi ikinci rounda başlıyoruz. Bir başka rounda geçiyoruz. Ve görüntü itibariyle de yukarıya doğru hareket devam ediyor. Geleceğe dair ümitliyim de. Kısa vadede böyle çeşitli çok fazla çalkantılar oluşabiliyor yani. Hele bilhassa bu ayın sonunda Fed geliyor gene. Tamam yani 75-100 puan yapacağım dedi. Onu biraz piyasa satın aldı gibi. Yalnız orada da bir takım çatlak sesler çıkmaya başladı. Bullard falan filan. Evet. Ya bu kadar da hızlı gitmesek de olur galiba şu bu falan. Piyasa bunu hemen başka türlü algıladı. Dedi. Dow Jones, Nasdaq, efendim S&P, altın falan bunlar da bir tepki oldu. Euro dolarda bile tepki oldu. Bu arada euro doları da bravo yani birini altına getirdik. İşler evet. Kolaylaştı artık bizim için. Bir dolar eşittir bir euro gibi bir şey. Evet evet Türkler açısından. Buna da sonra bakacağız. Türkler açısından fakat kolay bir endeks olarak şu anda günlük grafikte bu. Detaya bakarsak biraz daha 4 saatlik falan gibi son saatlerde ne oluyor ne bitiyor şeklinde. Burada da bir çanak var. O sarı renkli çanak zaten bir önceki grafiğin çanağın aynısı. Burada da görüldüğü gibi 2500'ün üzerine doğru bir hamle var. Tepeden gelen, tepeleri birleştiren trend çizgisi deriz biz ona. Orada satıcının geleceğini varsayarız. Aynı şekilde ortalamalarda satıcının geleceğini varsayarız. Şu anda ikisini birden yukarı yönde geçiyoruz. Yani alıcı bu seviyelerdeki satıcıyı süpürdü. Onları bir dakika dedi şöyle bir kenara çekelim bakayım. Yani buranın sahibi geldi mekanın. Şu anda 2600'e doğru yeşil renkli çanağı tamamlamak amacıyla yukarıya doğru gidiyoruz. Ama 100 puanlık bir çıkışın da yaşandığı gözden kaçırılmamalı. Kısa vadeli 10 puan, 15 puan, 20 puan bir düşüş yaşanırsa ortalamayı test etmek amacıyla geçti ya yukarıya 2500'e. Ortalama da 2450'de filan. Evet. Ha 2470'e kadar 30 puan geri gelirmiş. Yarın öbür gün. Bu normaldir ya. O kadar bir düzeltme yaşanabilir. Yani mehter takımı gibi diyeceksiniz. İki ileri bir geri gibi. Burası da öyle. 3 gün yukarı gider, bir gün geri gelir. 5 gün yukarı gider, 2 gün geri gelir. 5 gün düşer, 2 gün yukarı çıkar. Öyledir yani. Tabii. Devamlı haldır haldır hep aynı yönde gidilmez. Burada da bir hani ortalamaları test etmek amacıyla yarın öbür gün bir ufak satış gelirse şaşırtıcı olmaz. Ama hedef görüntü itibariyle 2600 civarı. Bakalım peki. Yukarıya doğru tırmanıyoruz. 2600'de bir satıcı kütlesi yani şaka bir yana deli dumrul gelir köprünün başında. Hop bakalım nereye gidiyorsunuz bizden habersiz filan. Alıcıları şöyle bir karşılar. Bir bilet kontrolü yapılır. Hop hop buradan geçmek için yetkiniz var mı diye. Orada bir mücadele verilir. Satıcılarla alıcılar arasında. Alıcılar paralarını hala sokup daha da yukarı gidiyoruz kardeşim şeklinde kararlıysalar bu sefer hedef 2685 olur. İleride ekonomi biraz daha toparlanır. Bu tedbirler bir fayda sağlar da bu da zaten buraya yansır. İnşallah sağlar. İnşallah ekonomide düzelmeler giderek hızlanır. O zaman 2600-2350 yukarı yönde katlayarak 3000'e doğru hedef olur. Bütün bu çıkışın yalnız tekrar sağ taraftan boynunu aşağı doğru büküp 2350'nin altına inmemesi şartıyla.
Ahmet Mergen için 2350'nin altı, eğer hızlı bir şekilde iniyorsa oraya, hasta la vista baby'dir. Yani bana eyvallah demek. Evet. Borsa niye? O zaman aşağılarda bir yerde satılanlar daha düşük fiyatlardan alınabilir. Peki. Yani buna ver al şeklinde bir strateji deriz. Ama şu anda al yukarıdan sat. Kısa vadeli, uzun vadeli tutacaksın. Geleceğe dönük olarak beklentileri olan yatırımcıların tutması lazım. Peki. 2350'nin üstünde kaldığı sürece. Güzel, çok iyi anlattınız. Peki, dolar bazlı grafiğimiz geliyor şimdi. Burada büyük bir mücadele veriliyor. 4 senenin hala dibi aynı yerde. 12.500 dolar civarında veya 125 diyelim yeni rakamlarla. Rahip Brunson'u atlattı, onu atlattı. Hem de efendim dolarda %100'e yakın. Büyük patlamayı diyeyim ben, Eylül'den beri atlattı falan. Hep oradan dönüyor 125'ten. Ama bir türlü ortalamanın üstünde kalamadık. Çıktık fakat tutunamadık. Tekrar aşağıdayız. Kırmızı 20 haftalık, yeşil renkli ortalamada 50 haftalık ortalama. Yani bir senelik maliyet dolar bazında. Burada bir şeyler endeksi teşkil eden kağıtları alınıyor, veriliyor, alınıyor, veriliyor. Son bir sene kapanışlar üzerinden taleple arzın birleştiği ortak nokta 50 haftalık ortalamadır kardeşim. Bunun üzerine çıkılırsa talep arzı yeniyor demektir. Daha fazla para ödüyor demektir. Bir şeyin maliyetinin üzerinde ödeme yapıyor demektir. Bu hisse olur, domates olur, muz olur, efendim, araba olur, ev olur, ne olursa olur. Bir şeyin maliyetinin üzerinde ödeme yapılıyorsa ve talep varsa, fiyat yükseliyorsa, talep güçlü demektir. Arzı yeniyor demektir. Şimdilik maalesef dolardaki hareketlilik dolayısıyla gene de altta kaldık. Ne zaman ki bu endeks 170-175'i falan devirir, ortalamaların üzerine çıkıp 175 civarındaki boyun çizgisini devirir, o zaman bu endeks 200-225'e doğru yol alır. Her şey seneye doğru gidiyor sanki. Yani bu sonbahara kadar zaten bir şey olmayacağını 3 aşağı 5 yukarı defalarca anlattık. Doğru. Ekim-Kasım'da biraz böyle bir piyasanın ülkenin ekonomisinin ne tarafa gideceği konusunda bir tüyo alabilirsiniz buradan. Peki. Eğer ortalamaların üzerine çıkıp da 175'e doğru tırmanıyorsa işler ekonomik açıdan daha düzeliyor gibi diye düşünülebilir. Ha, diğer yandan başka işler de oluyor siyasi açıdan. Bakalım F-16'lar. 40 tane F-16'nın Türkiye'ye satışı onaylandığı takdirde 80 tane yani şey kitiyle, yenileme kitiyle beraber o zaman Türkiye'de ekonomiye de pozitif şekilde yansıyacak gelişmeler oluyor demektir arka tarafta. Ben gördüğüm kadarıyla İsrail'le olan ilişkilerin daha da ileriye gittiğini görüyorum Türkiye açısından son zamanlarda. Bunun Yahudi lobisi kanalıyla Senato'da çok daha değişik şekilde Türkiye'nin lehine şekilde yansıyacağını tahmin ediyor. Yanılabilirim. O kadar tabii bilgiye sahip değilim. Yok, ama ben de aynı şekilde üstün düşünüyorum. Üstünkörü bak gördüğüm kadarıyla. Peki, dolar TL grafiğimiz var şimdi. Tamam. Burada bu da benim şeyim, lafım, merdiven basamakları formasyonu diyelim. Herkes bir şey söylüyor bu teknik analiz dünyasında. Evet. Bu kadar yıl geçirdik. Hadi benden de bir katkı olsun. Benim de Mergen'in giderek iç içe büyüyen matruşka çanakları olduğu gibi burada da merdiven basamakları formasyonu var. Basamak basamak yukarı gidiyoruz. Önce 14-13 arası bir süre durduk. Sonra 15-14-20-30 arasında bir süre durduk. Sonra arada bir mavi bölge var. Orası bize ait değil. Orası Fed'in basamağı. Orayı hızlı geçtik. Faiz arttıracağım, arttıracağım falan filan diye sert konuşuldu. 100 bas puan filan derken oraya bir hızlandık. Şimdi gene sarı renkli alandayız. Gene bir basamaktayız merdiven basamağında. Burada da biraz vakit geçirebiliriz.
Sonrasında 18-37'ye gidecek oraya. Ne kadar geç giderse o kadar iyi. Gitmez, gider kardeş. Çok büyük bir radikal ekonomik bir değişiklik lazım. Ama şu anda enflasyonu pat diye kesemeyeceğine göre, öteki tarafta da Fed'i durduramayacağına göre faiz artışını, bunun doğanın kuralı bu. Yavaş yavaş tırmanıyor. Zaten basamak basamak tırmanırsa da sanayici de buna ayak uydurabiliyor. Yeter ki bir anda fırlayıp gitmesin. Yani önümüzdeki 5 ayda enflasyon durmazsa bu 17,5'ta mı durur? Mantıken durmaz. 20'ye gider mi? Gidebilir. Mantıken bakarsanız gidebilir. Ama bu herkesi rahat. Bu beklenen bir şey zaten. Piyasayı çok fazla da bozmaz. Zaten her şey önceden fiyatlanıyor. Yani fındıktan tut, ne bileyim, kuru yemişten tut, efendim ekmek, şu bu, her şey ona göre zaten fiyatlanıyor. Yani orada da gereken fiyat artışı görülüyor. Burası da yavaş yavaş tırmanabilir. Sanayici bundan pek fazla rahatsız olmaz. Yeter ki yavaş yavaş gitsin. O da önünü görebilsin. Ona göre fiyat verir, ona göre elbet. Yani ithalat yapar veya ihracat yapar. Kendine ona göre ayarlayabilir. Ama tırmanış sürüyor. İnşallah bu bir gün ülkenin ekonomik gücü giderek artar. Bunu terse döndürürüz. Yaşayıp göreceğiz. Peki, gram altın grafiğimiz var şimdi. Bu grafiğin aynısı çünkü gram altın dolar TL kuru çarpı altının ons fiyatı. Aşağıdaki rakam 31.1 ons, 1 ons eşittir 31.1 gram olduğu için o sabit bir rakam, o değişmez. Yukarıda iki tane faktör var değişken. Onlardan bir tanesi dolar TL kuru. Buradaki grafik gibi basamak basamak yukarıya doğru gidiyor. Diğer çarpan, burada işte biraz son zamanlarda grafiği değiştiren, fiyatı aşağı doğru indiren ons altın. 1700 doların altına gidince 1697'yi gördü. Dolar yukarı giderken gram altını çekti çekmesiz ama altına bir şey yapamadı. Ons altına, ons altın aşağılara doğru gitti. Yani 1850'lerden falan paldır küldür geldi 1697'ye. Burayı aşağı yönde çeken ons altının kendisi oldu. Şimdi o da oradan yukarı yönde tepki veriyor. Ama ons altının her ne kadar resesyon tehlikesinde yukarı gideceği, her ne kadar anormal enflasyonda ons altın gene yukarı gider de, ama şu anda kısa vadede Fed'in demokrasinin kılıcı gibi tepesinde salladığı 100 bas puanlık faiz artışı korkusu. Aynı zamanda politikası. Ben işsizliğe mişsizliğe bakmam kardeşim, enflasyonun tepesine ne olursa olsun binerim şeklinde faizle politikası. O da bakalım nereye kadar gider. Çünkü Dow Jones, Dow Jones falan filan bunlar %38, %40, %50 endeksler aşağı geldi. Daha da bastırırsan daha da aşağı gelir. Siz söylediniz Apple'da işler yavaşlıyor diye. Evet. Demek ki işten çıkartmalar da başlayabilir. Tabii ki canım. Yani bu öyle eline al oklavayı pataküte pataküte çekici pataküte pataküte kafasına vuracaksın şeyi, enflasyonu. Öteki tarafta da bir bedel var ödemeniz gereken. O bedel ne bedeli? Bir süre sonra orada ciyaklamalar başlarsa işsizlik konusunda bir nevi biraz İngiltere gibi enflasyona göz yummaya başlarsın. Dediğim gibi ortalamaların orada yaklaşık 935-940 oralarda dolaşıyor. Onun altına sarkar mı? Doların düşmesi lazım. Altın da nereye düşecek? Altında da zaten 1670-1680 yani 5 senelik ortalamanın olduğu yer. Pardon 4 senelik, 50 aylık ortalama. 4 kere 12, 48. 48 ay, 50 ay. Yani orası da önemli bir yer. Orası da pat diye kırılmaz diye düşünüyorum ama yani şunu da biliyorum ki piyasalarda olmaz olmaz. Her türlü şey olabiliyor. Yani normal şartta oradan tepki vermesi lazım. Bakalım onu da göreceğiz. Şu 100 bas puanlık
faiz artışını bir yapsın da bakalım görelim ne bakalım. Nereye gidiyor. Peki. 4 saatlik grafiğimiz ons altın. Evet, 1697, 99, 1705 falan filan orada tepiniyor. Çünkü hemen altta dediğim gibi 50 aylık ortalama var. 4 senelik ortalama var orada. Yani aylık grafikte bakıldığında destek orada. Haftalık, 50 haftalığı falan deldi aşağı yönde. Sarı renkli alanda toparlanma çabası var ama üst tarafta da 20 ve 50 birimlik kısa vadeli grafikler bunlar, saatlik. Onların baskısı var. Eğer 1700 kaç orası 24 filan onun üstüne atarsa mavi çizgini yukarı tarafta 1740'a kadar bir hareketlenme yaşanabilir. Bu 1740 işte 1685-90 aralığında geniş bir yarım daireye yayılıyor olabilir. Temmuz sonu Fed'in faiz artışı sonrası yaptıktan sonra eğer 1695 falan onun altına inmiyorsa o zaman yukarı yönde tepki gelecek demektir. Öyle yorumlamak lazım. Ha bu alıp başını 2000'e gitmeyecek. Kısa vadeli oyuncular için yani yukarı taraf şimdilik 1745, aşağı taraf işte 1695 falan gibi. Öyle düşünmek lazım. Günlük grafiğe bir bakarsak. Evet, geldi. Görüyorsunuz 2070'den beri tepeler tepeler, düşük tepelerle aşağı iniyoruz. 1998, 1879-80 falan kırmızı ve yeşil renkli ortalamalar yani maliyetlerin altında kalarak aşağı doğru sürüklendi. Sol tarafta 1677 var, 1687 var, şimdi de 1697. Bu uzun vadeli bir grafik. Nereden baksanız. Orada bir destek var. O destek kırılırsa, hayda işte o zaman buyurun cenaze namazına, hadi hayırlı işler. Aşağı tarafta o zaman 1650 mi olur? 1600'e doğru, 20'lere doğru mu gider? O ayrı bir hikaye. Fakat benim de anlayamadığım, böyle enflasyon eğer patlıyorsa, yani klasik diyeceksin abi, o kadar da kolay değil bu işler. Ama altın her zaman kaostan yararlanır. Kaostan beslenir. Normal şartlarda işte defalarca anlattık. Hindistan'da düğün oluyor. Türkiye'de sünnet düğünleri var. Yok efendim düğünlerde yarım çeyrek altın takılıyor falan. Roketliyor onun için fiyatlar. O bir şehir efsanesidir. Aynen. Altın merkez bankalarının 300 ton alışı, 500 ton satışı falan filan bu şekilde yani. Bunlarla gider gelir. Ama bu piyasalarda tabii bir de aracı kurumlar var. Onlar da altın kontratlarını kendilerine göre değerlendiriyorlar. Fiyatları aşağı yukarı oynatabiliyorlar. Bence görüldüğü kadarıyla destek, yani alıcının gelebileceği yerler 1680-1690 arası. Ha, yukarı yönde ben şahsen 1850'den sonra sıkıntı, 1870'den sonra sıkıntının başlayabileceğini, 1900'ünde hemen kolay kolay geçilemeyeceğini zannediyorum. Ve Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Ne oldu altına? Hani savaş mavaş olduğunda da artardı ya. Evet. Yok. Olmadı. İşte artamadı. Tam tersine gidiyoruz aşağı. 2070'den beri aşağı gidiyoruz. Savaşın da bittiğini zannetmiyorum. Yani bitti de bize mi haber vermediler? Yok. Ne oldu? Hayır, devam ediyor. Peki, gümüşe geçelim. Sevdiğiniz enstrüman gümüş. Uzun konu o da yani. Evet. Orada da eninde sonunda bir anlaşmaya varılacak diye düşünüyorum. Daha havalar gerçi soğumadı ama yani gazın satışı, öteki tarafta gaza ihtiyaç falan filan. Ya insanlar da artık boş yere ölmesin şu dünyada ya. Of of yani saçma sapan işler yüzünden benim aklım almıyor da. Ben o kadar zeki değilim. Kafam basmıyor bu işlere. Bu tarafta da gümüş yatay bir alanda kaldı. Yani 20.5 hadi 20.46 ama oraya hadi 20.5 diyelim. Üst tarafta 22.5. Bu alanda böyle bir tutunmaya çalıştı. Zaten 28'i kolay kolay geçemedi. Ne zaman 26.5'a falan iki kere gördü. Ne zaman 26.5'a gelse satış geldi.
Aşağıda da 21,5 filan civarında alıcılar vardı genelde. Orası maalesef kırıldı. Aşağı yönde. Daha sonra bir tutunma çabası var. Ama fiyata bakın. Fiyat kırmızı ile yeşil renkli ortalamaların altına gittikten sonra yaklaşık 25 dolar civarında. O gün bugündür. Hayır etmedi kardeşim. Kırmızı renkli 20 birimlik 20 günlük ortalamanın altında çarparak aşağı çarparak aşağı bir türlü tutturamadı. 18'e kadar geldi. Şimdi burada bir dip çalışması var. Çünkü altın da zaten 1690'lara kadar geldi, 97'ye. Bir tepki olabilir. Burada da ortalamaya doğru bir tepki olabilir. Yalnız bu onun gelişmesi için, oluşabilmesi için Fed'den biraz cırtlak sesler daha da fazlalaşırsa bu faiz artışı önündeki günlerde o zaman burası tutunabilir. Fakat göründüğü kadarıyla şimdilik kısa vadede 21'in üstü biraz zor gibi. Aşağı taraf 18, yukarı taraf 21. Belki bir sürede bu bantta gidip geleceğiz sanki. Evet. Görüntü itibariyle. Peki. Brent petrole geçebiliriz. Günlük grafiğimiz. Evet. Aşağı taraf 65, yukarı taraf 131. 131'e geldiğinde 250 dolara gidiyordu göğe. Ukrayna-Rusya savaşıyla götürdüler oraya, çaktılar kontratları. Oradan gümbür paldır 95'e. Öyle büyük bir darbe gelince fiyata, tamam mı? Sonra bir yukarı yönde tepki gelir. Tepki geldi ama tepki iki defa geldi. Bir 120'ye gitti, olmadı. Gene bir satış geldi ama tutundu. Dipler yükseldi falan. Bir son hamle 123. Tekrar aşağıya. Şimdi uzun vadeli bir trend çizgisi var. O kırıldı. Ortalamaların altına gitti. 123'teki tepeye kadar yeşil renkli ortalamanın 50 günlük ortalamanın üstünde tırmanıyordu. Şimdi artık altında geziniyor. Yani satış baskısı fiyatı kontrol altında tutuyor. Satıcılar baskın. Buralarda bir yerde bir dengelenme savaşı var. Niye? Çünkü Fibonacci %61.8'lik geri alma yerine geldi. Burası biraz amiyane tabirle, borsada öyle derler, ölü kedinin bile atıldığı zaman zıpladığı yerdir. Evet. Yani öyle bir hani terim vardır. Kimse bana şimdi bir laf etmesin. Ben de zamanında 20 sene yaşadım. 2 tane kedim vardı. Evet. Onun için de 9'ar 9'ar 2 porsiyonda 6-7 yaşında bir kere yedim. 13-14 yaşında da bir doz daha aldım. Kuduz aşılarını yedim yani. 9'ar tane. Sonra bıraktık. Ama yani hayvan sevgisi bizde var. Ondan bir sıkıntı yok. Bu bir tabir. Yani öyle bir yer ki Fibonacci 61.8 altın oranın tersidir. Oraya geldiği zaman piyasalarda mutlaka bir alıcı gelir oraya. Hop, hop çok düştü falan diye. Şimdi burada sarı renkli alanda bir tırmanma çabası var. Kırmızı ve yeşil renkli 20 ve 50 günlük ortalamaların altında. Burası eğer bu sarı renkli alanın üstüne çıkıp yeşilin de üzerine çıkarsa 108'in filan. Ha derim ki o zaman 112-115'lere doğru bir hamle olabilir. Ama şu anda göründüğü kadarıyla aşağı tarafa doğru bir baskı var. 92 son durak. 90'ın da pek altına geleceğini de kısa vadede pek tahmin etmiyorum. Yani buralarda bir süre vakit geçirecek gibi sanki. O kadar da düşmesine müsaade etmezler. Gene bir dümen çevirir bunlar. Peki. Dünya piyasalarında. Aylık grafiğimize bakalım o zaman. Uzun süre önce söyledik. 131'lere doğru giderken. Burada sağ tarafta sola bakarsanız simetrik olarak solda 3-4 sene var. 120 ile işte 90 arası geçen. En son 2014'ten sonra paldır küldür gitti aşağılara. 147 dolara giderken 2008 krizi öncesi varili 250 dolar dediler. 36 dolara indik. 36 dolarda 12 dolara inilir denildi. Oradan kalktı 120'ye gitti. En son 15.83 gösteriyor grafik ama doğru mu yanlışım bilemem. Bir ara hatta gece sıfıra falan indi de iş yapılamadı. Ama ortalamaların üstünde olduğu yer 65 dolardı. Oradan gazı aldı. 131'e kadar gitti. Çok sert çıktı. Çok sert çıktığı zaman satıcı gelir.
Şimdi kırmızı renkli 20 aylık ortalama. 20 ay demek 1,5 sene demek nereden baksanız 18 ay. Evet, bunun üstünde o sarı renkli alanda bence gidip gelecek bir süre. Çok fazla düşmez. Ama bence roket gibi de gitmeyecek. Yani bu hızlı çıkışın bir sindirilmesi lazım. Tıpkı sol taraftaki yeşil renkli alan gibi. 3 sene sürer mi? Yani 3 sene sürmez. Ama 1-1,5 sene sürer mi? Sürebilir kardeşim. Yani sürebilir. Peki. Çünkü resesyon ihtimali de var. Eğer bütün dünya ekonomik olarak büyüme rakamları aşağı doğru çekilir, bazı ülkeler resesyon ihtimali artar. Siz de belirttiniz, %5'in üzerine falan gidebilir dediniz değil mi? Evet. Yani bu gaz işiyle Avrupa'da İtalya'nın şunun bunun. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve İtalya'nın %5'in üzerinde bir resesyon yaşayabileceği iddia ediliyor. Evet. O zaman petrole olan ihtiyaç giderek azalır. Önemli olan Çin. Şimdi orada da emlak balonu patlamak üzere. Tıpkı 2006 senesindeki Amerika'daki gibi. Fiyatlar uçuk kaçık. Orada da şimdi patlamak üzere emlak balonu. Onun tedbirine bakıyorlar. Hatta bazı bankalar El Morto. Verdikleri krediler dolayısıyla. Orası çok önemli. Çin'in eğer büyümesi aşağı doğru gelirse, büyüme rakamları düşerse, harcadığı petrol, ihtiyaç duyduğu enerji azalır. Azalır. Bu da petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Evet, bu alanda bence dolaşır bir süre. Güzel. Neyse, devlet en azından kar ediyor. Peki, Dow Jones'a yüksek benzin fiyatıyla başka taraftaki yamayı dikiyoruz buradan aldığımız paralarla. Evet. Dow Jones. Evet, Dow Jones. 50 haftalık ortalama son bir senenin altına sağ tarafta gitti. Güzel bir omuz baş omuz zirvesi oluştu. Faizlerin artmaya başladığı haberi çıktıktan sonra aşağı aşağı gitti. Bakın 18 binden başlayan pandemi rallisi, pandemi yükselişi yeşil ve kırmızı renkli ortalamaların üzerinde 36 bin 37 bine kadar geldi. Oradan sonra işler biraz tapsamaya başladı. Şimdi ortalamaların altında aşağı yönde bir akım devam ediyor. %38.40'a kadar, 38.2'lik 40 diyelim, %40 gibi oradan tepiyor. Ama ortalamaların üstüne çıkamadığı sürece mavi renkli tepeleri birleştiren çizgi baskıyı üzerine bindiriyor. Yani bir anlamda maalesef fiyatı boğmaya çalışıyor. Suyun altında tutmaya çalışıyor. Yani su seviyesini ortalama olarak düşünürseniz onun altında tutmaya çalışıyor. En büyük düşman ortalamalar. Yani çünkü orada bir maliyet var. Çıkmaya çalışıyor. Üstten de bir baskı var. Eğer 30.600 yani 29.650'deki son dibin altına giderse %50 geri çekilme seviyesine kadar da gelebilir. 27.500. Ama şu anda kısa vadede yukarı yönde tepkiler gelişiyor. Çünkü Fed'in bir takım konuşmaları oldu Fed üyelerinden bazılarının. Onlar biraz piyasaya ümit verdi gibi. Evet. Galiba çok sert olmayacak. Belki bundan sonraki dönemde Fed faiz artışlarını kısabilir falan gibi. Bilinmez. Bakalım göreceğiz. Peki. Nasılsa soru soracaklar. Nasdaq Fed başkanına. Sırada. Nasdaq. Burası daha da aşağıya geldi. Neredeyse %61.8'lik geri alma seviyesine kadar geldi. Pandemi rallisi 6000'li rakamlardan başladı. 6500-600 civarından geldiği nokta 16700'lü. Orada ikili tepe oluştu. Ondan sonra ortalamaların altına sert bir şekilde gitti. Tepki çıkışı ortalamanın üstünde kalamadı. Üstten bastırdı gene. Satıcı geliyor. Şimdi ortalamaların altında hamle olabilir mi yukarıya? Olabilir. Ortalamalara doğru bir hamle yaşanabilir. 12.500'lere doğru. Ama bakalım ortalamanın üstüne çıkmadığı sürece burası da geleceğe dönük olarak Dow Jones gibi bir durgunluk işareti veriyor Amerika'da. Ya orası durgunluğa gidince orada aksırılıyor, burada zatüre olunuyor dünyanın öteki tarafında. Peki. İnşallah olmaz. İnşallah kendine gelir. Ufak bir
griple atlatır orayı. Tekrar döner piyasalar yukarıya. Dünyada biraz daha nefes alır. Sırada DAX var. Göreceğiz şu anda evet. Düşüş trendinde. DAX. Ya bu garibim zaten her tarafta bir enflasyon şu falan derken bu da Avrupa'yı tutmaya çalışıyor. Yani Euro'yu tutmaya çalışıyor, Avrupa'yı tutmaya çalışıyor. Ağır bir ekonomi, yaşlanan nüfus Avrupa'da, bir sürü dert var. Üzerine bir de hiç yoktan Rusya-Ukrayna savaşı bindi. Bunların Ruslarla işi var kardeşim, Almanya'nın. Yani bir sürü ekonomik aktivite var iki ülke arasında. Şimdi bunlar tavsamaya başladı. Sert bir şekilde aşağıya gitti, tırmanmaya çalıştı. Yok, ortalamanın üstüne çıkamadı. Oradan bir daha bir sert satış, bir önceki dibin altına gitti. %50'lik geri çekilme seviyesine kadar geldi. Pandemi rallisinin %50'sini nereden baksanız geriye verdi. Burada bir tutunma çabası var. Belki ortalamaya doğru Nasdaq gibi bir tırmanma çabası olabilir kısa vade. Ama sonrası, şimdi bir de Avrupa Bankası'nın, değil mi, Merkez Bankası'nın faiz artışından bahsettiniz. Belki evet. 50 bas puan. Tabii. Vallahi benim fikrim bordaki pazar bitti. Öyle mi? Pazarı şimdi başka yere kurmak. Çok geç kaldı. Yani korkudan çok geç kaldı. Şimdi faiz arttırımı zaten ekonomi pek bir yere gitmiyor. Euro gelmiş 0.99'a, 99.50'ye dolara karşı. Sen geçirdin zamanı. 1.15'lerden bile aşağı kadar indirdin. Hareket etmedin. Şimdi faiz artışına kalkacak. Onun pek ekonominin düzelmesine de pek yararı olacağını zannetmiyorum. Enflasyon patlıyormuş. Bakalım neyi seçecekler? Hangi yöne gitmeyi? Enflasyonu bastırıp, evet, faizleri artırıp, öteki tarafta işsizlik daha da yukarı giderse gitsin mi diyecekler. Göreceğiz. Hep ama birlikte. DAX aynen. Maalesef şu anda kısa vadeli tepse bile aşağı yönde gelişiyor akım. Peki euro dolar var sırada. Euro dolarla ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyorum şimdi. Evet. Yani en son 1.15'lerdeydi. Çok kısa süre önce oradaydı. Oradan bir koptuk. Aşağı tarafa doğru, ortalamaların altına, ortalamaların altına, kırmızı yeşilin altına, oradan beri bir kanal içinde, üst tarafta kanalın üst çizgisine çarpıyor aşağıya, aşağıda kanalın alt çizgisine çarpıyor, tepmeye çalışıyor yukarıya, ama böyle yukarı aşağı, yukarı aşağı hareketlerle sonunda gene de aşağı doğru geliyor. 2002 senesinden beri görülmeyen sıfır, yani birin altına gitti. Evet. 0.99.52'yi gördü. Şimdi tepki çıkışı var. Ortalamaya kadar geldi. Bu faiz artışı filan konuşmaları sürerse, yani çünkü bu 100 bas puanlık FED faiz artışını zaten fiyatladı. Ötekini fiyatlayamadı daha. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın ayağını sürmesini bırakıp acaba yapar mı yapmaz mı? Hala orada şüpheli. Yapacağına inanırsa o zaman 1.04-1.05'e doğru bir hareketlenme olur. Çünkü Fed'in ne kadar bas puan faiz artışı 3 aşağı 5 yukarı o fiyatlandı. Onun için geldi birin altına. Ekonomi İtalya, İspanya, Fransa, orası burası küçük ülkeler falan. Bir tek yukarıdaki soğuk bölgede yaşayan ülkeler kendisini kurtarıyor. Diğerleri hep mücadele içinde, zorluklar içinde. Alman bankaları ona borç ver, buna kredi ver, şuna ver, buna ver. Geri gelme riski olan, geri gelmeme riski taşıyan paralar oluyor bazen. Orada da Avrupa'da bir sıkıntı var, büyüyor. Şimdi faiz de arttırılırsa 50 bas puan, biraz daha ekonomik olarak sıkıntı artabilir. Ha, enflasyon düşermiş ama sıkıntı da biraz daha artabilir. Peki. Evet. Sterlin dolar var. Maalesef. Sonra da Bitcoin'le bitireceğiz. 3 dakika kadar vaktimiz evet, var. Bakalım. Üç. Evet. Zaman bitiyor herhalde. Evet. Yok, şahane. GBP iyi gidiyorsunuz. Evet. Bakın 1.37'lerden geliyoruz. Dehşet bir şey. 1.36-42'deki tepeden itibaren aşağıya gitti ortalamaların. Suyun altına gitti. Suyun üstüne bir türlü çıkamadı.
Orada devamlı çarpa çarpa ortalamaya, kırmızı renkli ortalama bilhassa 20 günlük vallahi aşağılara kadar geldi. Şimdi bir toparlanma çabası var. Bir tobo görünümü gibi bir şey var 1.17.60'da. 1.20'nin bile altına gitti. Bir zamanlar hatırlarsınız şişman parmak vardı. Gecenin köründe bir çaktı. Evet. 1.20'ler, 26'larda mı neydi? 1.18'e falan indi bindi falan. Ne oldu mu oldu gibi. E şimdi burada göz göre göre gitti aşağıya. Hem de İngiltere Merkez Bankası'nın iki defa faiz arttırımı oldu zannedersem. Hatırlamıyorsam yanlış. Evet. Yani öyle biliyorum. Buna rağmen gitti aşağıya. Boris Johnson istifa. Koca İngiltere'de başa kim geçecek belli değil. Almanya'da. Merkel'den sonra vallahi başbakan kim bilmiyorum. Ya ilgilenemiyorum. İlgileniyor evet. Muyum? İlgilenmiyorum ama yani baktığım zaman. Ama kimse bilmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Şahıslar böyle bir karizmalı insanlar yok ortada. Kayboldu gitti. Atlara binip gittiler bir taraflara galiba. Aynen. Bizi arkada bıraktılar. Kimse bize haber vermedi gidiyoruz diye. Ama yok yani ortada. Dünyada yok maalesef. Sıkıntı büyük. İnşallah burası da biraz toparlar ama ben bilmiyorum. Şu anda 50 günlük ortalama yani 1.22.50 hala direncin kuvvetli olduğu yer gibi gözüküyor. Peki son 2 dakikamız. En sonunda bir tane daha bakalım. Bitiriyoruz Bitcoin, galiba. Evet Bitcoin son 2 dakikamız. Evet bu da uzun süreli haftalık. Önce bir 66 bin, 65 bin. Sonra oradan 28'e, 28'den 69 bine. Oradan sonra direkt aşağıya geldi. Fed'in faiz artışları devam ettiği sürece burayı olumsuz yönde etkilemeye devam etti işler. Fiyatlar ortalamaların altında yaklaşık 45 binden 48 binden beri dolar olarak 17 bine kadar indi. Ortalamayla arası fazla açıldı. Şimdi Fed'in de bu konuşmaları, Fed faizini zaten kale aldı. Onu tamam 100 bas puan. Şimdi böyle Fed'in yani güvercin şeklinde yumuşak tonlu bir takım konuşmalar olursa Fed üyelerinin onun için bir tepki veriyor yukarı yönde. Evet. 20 günlük ortalamaya kadar tepebilir. Peki. Çok teşekkürler Ahmet Mergen. Sizi yorduk. Herkese bol kazançlar. İyi akşamlar. Sağlıklı günler diliyorum. Peki. Çok kısa bir ara.